Efendim, şahane şefimiz Özlem Mekin yanındayız. Özlemcim. Ya sen... Nergis ablacığım, baksana nasıl giymişsin. Bir şey diyeceğim. Vallahi birbirimizden habersiz. Evet. Böyle bir şey olamaz. Hep bunu yapıyoruz. Nasıl evet, bir şey varsa o kadar aramızda işte, böyle. İşte enerjimiz dalgalı. Çok güzel. Enerjimiz çok güzel. İzleyicilerimiz de öyle tabii ki. Burada güzel konuklarımız da var. Hani alkış bize? Bir daha daha kuvvetli istiyoruz bugün. Evet efendim, bugün... Sevgili Nergis ablanın da söylediği gibi bambaşka bir gün bugün. Bugün nasıl bir gün biliyor musunuz? Bugün altın gün. Ya. Ya işte. Ay, çeyrek tam, yarım. Hiç ay, fark etmez. Çok da yükseldi. Kız çok yükseldi fiyatlar. Evet ama bugün altın gününe özel öyle bir sofra kuracağız ki gerçekten misafirleriniz sizi kıskanacaklar. Daha önce hiç yapılmamış olduğunu evet, tekrar söylüyorum. Söylüyoruz. Zaten Özlem burada daha önce hiç yapılmamış olan tarifleri veriyor ve hepsi birbirinden güzel. Ve altın hepsi de pratik değil mi? Nergis pratik, abi, o çok önemli. Mutfağınızdaki evet, malzemelerle şahane şeyler yapacak. Yine. Evet, bugün ne yapacağız? Öncelikle ilk bölümde bana gelen şu sürede var ya, ben size bugün kek kalıbında muhteşem çok kolay bir su böreği yapacağım. Kek kalıbında su böreği. Unutmayın, ekranda hemen kağıtlar kalemler hazır olsun. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Malzeme listemiz ekranda gözükecek ama ben toplamda 3 ya da 3,5 adet yufka kullanacağım. Sonra o yufkayı daha sonraki etapta yine kullanacağım yerler var ama ikinci bölümde onu şimdi söylemeyeceğim neler yapacağımı. Şimdi önce ne yapıyoruz? Önce bir su böreğini yapabilmenin en güzel yolu özellikle suyu. Peki suyu nasıl yapmamız lazım? Ben bugün su yerine soda kullanacağım. Çünkü soda bir hamuru daha çok yumuşatacak. Daha da hızlı bir şekilde yumuşatma işlemi yapacak. Önce sıvı malzemeleri karıştırıyorum. Yumurtayı sonra karıştıracağım. Sonra zeytinyağım, sodayı koydum. Zeytinyağını koyuyorum ve hemen süt koyuyorum. Hemen araya giriyorum hanımlar. Bana bakın, bu altın günlerinde ne yapayım ne yapayım diyorsunuz. Hani işte en büyük havayı atmak istiyorsanız bunu kaçırmayın. Tekrar ediyorum, kağıdı kalemi alın. Evet, çok şimdi kesinlikle öyle. Şimdi sodayı koyduk, zeytinyağını koyduk, sütünü koyduk. Şimdi ne yapıyorum? 3 tane yumurta. Adetlerini arttırabilirsiniz, yufka adetlerinizi arttırabilirsiniz. Kek kalıbınızın boyutuna göre değişir. Önce yumurtayı kırmadım, dikkat ettiyseniz. Bunu neden yaptım? Çünkü su, zeytinyağı, soda eğer önce yumurtayı kırsaydım birazcık daha gevrek olurdu. Ben çok gevrek olsun istemiyorum bakın. Bu çok önemli bir püf noktası hanımlar. Bunu mutlaka not alın. Sonra yumurtayı kıracaksınız. Yani önden yumurtayı çırpmadım. Yine bunu özellikle üstüne basa söylüyorum. Önden yumurtayı kırmıyorsunuz. İlk başta yumurtayı çırpmıyorsunuz. Çünkü soda asitli bir ürün olduğu için yumurtayı çabuk parçalıyor. Ve bu sefer ne oluyor? Daha gevrek olmasını sağlıyor. Ben bugün gevrek, börek istemiyorum. Biz evet, su böreği yapıyoruz. Oh böyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi ne yaptın Nergis ablacığım? Sen bunu çırp bu arada. Bugün çünkü çok yoğunuz ya, altın günü destek her şeyi lazım. Yaparım bebeğim. Şimdi tabii. Diğer sen taraftan altın vereceğim mi onu söyle. Vereceğim tamam, yayın bitiminde. Şimdi diğer taraftan kek kalıbımız var. Kek kalıbımızı yağladım daha önceden ve altına şık çıksın, böyle kıskandıracak bir su böreği olsun diye de şöyle susam ve çörek otuyla serpiştirdim. Onu da şimdi görüyorsunuz. Şimdi aldık yufkayı. Önce birinci kat yufkayı, yufka nasıl tutulur onu da hemen göstermek istiyorum. Yufka kenardan tutulmaz, yufka ortadan tutulur. Kenardan tuttunuz, her yufka parçalanır. O nedenle de böyle hanımlar da güzel bir baş sallıyorlar da nasıl hoşuma gidiyor böyle karşıda. Ya acaba biliyorlar mı da yoksa öğrenmiş de sanki biliyormuş gibi mi yapıyorlar? Şimdi yufkayı biliyorsunuz, yufkacıya da gittiğinizde aynı bu şekilde tutmanız gerekir. Şimdi aldım, tam ortaya koydum. Yırtılmasını istemiyorum. Bundan sonraki katmanlar yırtılabilir ama ilk katman yırtılmasın hanımlar. O şıklığı gösterecek çünkü. Şimdi burada gördüğünüz bu ortadaki güzel kek kalıbının deliğini şöyle açacağım. Evet. Bunu açtım. Koydum. Şimdiden sonra rahatız artık. Hiç sıkıntımız yok. Bakın. Şurada yırtılan katmanı da zaten kapatacağım. Hiç merak etmeyin siz. Şimdi bunu koyduk. İç malzeme. Su böreği en güzel neyden olur? Peynirden olur. Şimdi peyniri koyuyorum. Peyniriniz eğer az tuzluysa ona göre tuzunu ekleyebilirsiniz. Ama benim bugün aldığım peynir orta halliydi. Şimdi birazcık dereotu. Eğer arzu ederseniz koymayabilirsiniz. Ama ben böyle kestiğimde içinin de böyle yeşil yeşil durduğu bir böyle peynirlerinin güzel bir şekilde durduğu bir börek yemek istiyorum ve yedirtmek istiyorum. O nedenle de bunu üstüne basa basa söylüyorum. Şimdi bakın tamam, o hazır. Bakın yumurta sarısını verdi sosa.
Şimdi ne yapıyoruz? Tamam, Nergis abla ben tamam. onu alayım. Hadi sen bunu karıştır oh, yine. Karıştırayım. Ay bugün baya baya mutfakta çalışıyoruz Aa, beraber. Ne güzel vallahi pek çok, güzel. Altın çok gününe güzel hazırlanıyoruz. Evet, aynen hanımlar öyle. Hep birlikte. Aa, belki bugün altın günü olan vardır. Ama vardır. Yetiştirir Yetiş- mi sence? Yarına ya da yarına. Cumaya. Hah, genelde evet. cumaları falan oluyor bu altın günleri Nergis abla. Valla cumalar, belli olmuyor. Eskiden öyleydi de. Şimdi bakıyorum falan. Her gün bir şey günü yapıyorlar Değişiyor yani. Değil mi? Evet. Şimdi hanımlar ne yapıyorsunuz? Su böreği yapabilmenin en güzel yolu hamuru şöyle ortadan ikiye bölüyorsunuz. Aldınız elinize. Şimdi Nergis ablacığım ben onu alayım. Evet. Bir kısmını yavaş yavaş ben güzel bir şekilde onu şöyle koyacağım içlerine. Peynirim yumuşak bir peynir. Bu evet. önemli. Su böreğinde çünkü genelde sert peynir de kullanabilirsiniz. Ama ben bugün yumuşak bir peynir kullandım. Çünkü dediğim gibi tam böyle su kıvamını alsın istiyorum. Güzel bir görüntüsü olsun istiyorum. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Birazcık peynirlerinden iç malzemesinden koyduk. Evet. Önce aldım. Sosa batırıyorum. Bu önemli. Çamaşır yıkar gibi. Çamaşır bak, yıkar oh, gibi. Böyle. Öyle çok fazla sıkmayın ki hamur olmasın. Ha. Hamur olmaması açısından da bakın şimdi böyle güzel güzel kenarına seriyorum. Aa, tamam çok güzel. Bak nasıl kolay. Hiçbir şey yok gördünüz evet, mü hanımlar? Evet çok fazla çok da kolay. Bastırmıyoruz, hamurlaştırmıyoruz. Evet. O da birazcık çok önemli. Birazcık böyle silkeliyorsunuz. Şimdiden sonra artık üzerine Aa. Yağ falan koymanıza hiçbir şeye gerek yok ama birazcık ha, yine burası. Yine karışımdan mı alıyorsun? Evet, evet tamam. oradan alıyorum ama bak şurada ha, birazcık boşluk biraz kaldı. Ben dökeyim. Atıyorum normalde ha. dökmüyorum. Şimdi ha. yine peynirli iç harcımdan alıyorum. Al canım. Yine dolduracağım böyle etraflarına. Bol bol. Oh. Çok güzel. Şimdi hep normalde yufkayı böyle tepsiye seriyoruz ya. Bu bambaşka Seriyoruz. Bir şey olacak. Bak çok şimdi güzel çıktığı olacak. Zaman. Şu anda hayal edebiliyorum. Yani görüntü de çok güzel olacak ama bence lezzeti de çok güzel lezzeti olacak. Lezzeti de çok güzel olacak. Aynen öyle. Bir de soda çok daha lezzetli bir hal aldıracak. Yine aynı şekilde bakın. Bir yufka daha aldım. Ha, bir tane daha aldım. Tabii tabii. Yine ortadan aynen. tuttuk. Aynen yine Bak, ortadan bunları tuttum. Öğreniyoruz. Evet. Yine aldım. Yine batırıyorum. Ve çıkarttım. Gördünüz mü? Bak şimdi birazcık silkeledim. Şimdi hemen aldım bak. Bu gördüğünüz Yaydı. Şu yufka Ay, var ya bu işte oluyor. Onun su böreği gibi durmasını sağlayacak ha. olan asıl malzeme. Şimdi bir tane daha artık son katı yapıyorum hanımlar. Bir de son kat önemli. Niye önemli biliyor musunuz? Farkında mısınız? Orta kata birazcık daha az peynir koydum ama üst kata hem de maliyetli düşünüyorum ya biraz. Bir de kestiğinizde altı böyle gerçekten de peynir böyle gözüksün istiyorum. O yüzden en son kat terse gelecek ya en alta. Ha. O yüzden şimdi bu katı artık böyle İyice daha şöyle. Daha da böyle. Bir şey diyeceğim. Evet. Tut ki peynir yok. Şu anda bizi patates. İzliyorlar. Hah, patates, patates, kıyma. Kıyma ne varsa. Evde ya da ne sebze. Varsa. Bakın lahana mesela. Aa, pancar. Çocuklara sevdirmek için ıspanak. Evet pancar. Ama pancar mesela bak hep sabah konuşuyoruz ya senle de. Ay, çiçek abla. Gibi olur şöyle kesince pancarda evet. arada değil mi? Çok şık olur. Bir gün onu da yaparız tamam, farklı. Tamam yapalım. Pancarı Çünkü mutlaka pancar bu kullanalım. Ara yememiz de gerekiyor. Hem de tam zamanı değil mi pancarın? Tam zamanı, Özlem. Tam mevsimi. Şimdi ne yaptık hanımlar gördüğünüz gibi bak çok da güzel yağlamıştık da kalıbı. Şimdi her birinin üzerini kapatıyorum. Aynen bu şekilde. Artık hiçbir şey dökmeye gerek yok. Son katmanına birazcık dökeceğim ama sosundan. Sonra o sosu ben başka şeyde kullanacağım. Hanımlar ikinci bölümde var ya öyle güzel şeyler yapacağım ki size bayılacaksınız gerçekten. Bugün bu altın günü mest edecek hepimizi. Şimdi birazcık artık serpiştirin. Serpiştiriyoruz. Böyle sosundan. Şimdi bu da bizim yine su böreği olmasını birazcık da kıtır kıtır yapmayı sağlayacak. Ama dediğim gibi yumurtayı sonradan kırdığım için o soda ile birlikte ezilmedi. Daha yumuşak bir hamur olacak hamur. Sonra. Şimdi artık son katman bastırın ellerinizle. Vallahi çok güzel oldu Böyle. Arkadaşlar. Şimdi bir of. Çiçek kıvamı alacak. Şimdi Nergis abla bunu sana veriyorum 180 derecelik fırına. Hemen önceden ısıtılmış atıyorum. Fırına gidiyoruz. Yaklaşık 25-30 dakika sonra bu gördüğünüz muhteşem su böreğimiz hazır olmuş olacak. Şimdi ne yapıyorum Nergis ablacığım? Ben ya. Hemen bir elimi yıkıyorum hemen ve geliyorum yıka. Hemen. Bu sırada da aklıma ne geldi? Fırını açınca böyle sıcak geldi. Çok yıllar önce o zamanlar yeni bu kirpikler takılıyor. Ben bir kirpik taktır. Akşama da misafir gelecek. Yemeği böyle koydum oradan sıcak gelmesiyle. Kirpiklerim bir beciş büciş ol böyle böcek gibi. Bana sonradan diyor yaptırdığım kadar. Aa fırını açmayacaktın. Aa söylesene ben yaptırdığım zaman. Böyle böcek gibi gezmiştim.
Ay hep başımıza ya. Gelen şeyler vallahi. Bunlar ne yazık ki. Şimdi hanımlar ikincisi yine içi sürpriz bir kurabiye var. Hı. İçinde sürpriz var. İçindeki sürpriz ne zaman biliyor musunuz? Hiç dışarıdan baktığınızda misafirleriniz şöyle hissedecekler. Ama ne var ki bildiğin kurabiye yapmış. Hı. Hayır efendim içini bir ısıracak. Isırdığında içinden rengarenk lokumlar çıkacak Nergis abla. Muhteşem bir hal alacak. Şimdi iyi kurabiye yapmanız... Bir tane de altın koyar mısınız? Bir tanesinin içine. Evet sürpriz. Altın günü ya olabilir. Şimdi ellerimi yıkadım. Şimdi ne yapacağız? Tereyağımızı oda sıcaklığında bulundurduk. İyi kurabiye her zaman söylüyorum. İyi yoğrulması gerekiyor. Oda sıcaklığındaki tereyağlarımı koydum. Şimdi ne yapacağım? Pudra şekeri, tereyağı böyle beyaz bir kurabiye çıkacak. Üzerine sonra tekrar pudra şekeri dökeceğim. Çünkü şeker kullanmıyorum. Onun yerine pudra şekeri kullanıyorum ve nişasta. Şimdi güzel bir şekilde yoğurma işlemine başlayacağım. En sonunda unlu koyacağım. Önce birazcık yoğuracağım ama. Kabartma tozu, vanilya. Şimdi hepsini yoğuracağım. Sonra yumurtayı koyacağım. Bunda da. Neden diyeceksiniz? Neden? Daha beyaz çıkmasını istiyorum. Kurabiyenin daha beyaz. Daha beyaz çıkması evet. için yumurtayı en yumurtayı son, en son koymanız her zaman püf noktasını daha çok geliştirir. Ve aynı zamanda biliyorsunuz bu tarz beyaz çıkmasını istediğiniz kurabiyeler üzerine pudra şekeri kullanacaksanız şayet bembeyaz çıkartmasınız. Çok böyle sarılıklar olmasın üzerinde. Doğru. Olmaması için. Şimdi güzel. Burada en önemli nokta güzel bir şekilde yoğurma işlemini yapıyorum. Bakın şimdi yavaş yavaş artık böyle ellerinizle avuçlarınıza sıka sıka. Sıka sıka o yağları böyle iyice sıkacaksınız ki bu arada pudra şekerleri vanilyalar da sinirinizi de çıkarsınız. Aynen öyle. Öyle siniri çıkara çıkara. Evet. Bunun dışında ne yapacağız? Şimdi bakın böyle yavaş yavaş artık topaklandı. Hı. Şimdi alacağım yumurtayı. Sarılarından Hı. ayırmıyorsunuz. İki Hı. tane yumurta. Hı. Tarif listemiz zaten ekranda var. Bu arada Nergis abla hep sürekli sana da geliyor, bana da geliyor DM'ler. Onu da hatırlatalım. Nergis zamanı. Instagram adresimiz bizim Star evet, TV Nergis evet, zamanı. Evet. Lütfen oradan tarifleri takip edebilirsiniz. Bunu da hep söylüyorum. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Evet şimdi bakın yumurta da girdi. Şimdi artık diyor ki bana unu ver. Yani bu artık bana unu ver diyor ve bayağı güzel unu bana ver diyor. Gel artık şimdi, diyor. Şimdi kulak memesi kıvamında olacak. Sonrasında yuvarlak yapacağım. Elimi açacağım çünkü program yoğun. Elimi açacağım böyle yuvarlayacağım onları. Sonra bastıracağım üzerine içine bu sürpriz lokumu koyacağım. Lokumu koyduktan sonra harika bir kurabiye çıkacak ortaya. O da yine 180 derece 20 dakika en fazla. Aa, bu çok önemli. Kolay. 180 derece 20 dakika. Bugün her şey fırında. Her şeyi fırında yapacağız. Bakın her şeyi 20 dakikada tak 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 çıkartıyoruz. Yani gelen misafirleriniz sanacaklar ki sen dünden beri çalışıyorsun evet. böyle. Oh acayip şeyler yaptın halbuki. Çok kısa sürede. Çok kısa sürede. Kandırmış olacaksın onları güzel şeylerle. Aynen, aynen öyle. Çok yumuşak bir hamur da olmayacak. Çok sert de olmayacak. Bir un kurabiyesi kıvamında düşünün olur mu? Hı hı. Benden bu kadar Nergis ablacığım. Bugün bunlar. Ben bu şimdi kadarcık. Yoğurmaya devam ediyorum. Bak şimdi bir de utanmadan bu kadarcık mı diyorum. Daha çok şeyimiz var. Var. Bir de onları gör. Nergis abla ikinci bölümde geldiğinizde bambaşka bir şey yapacağım. Hı hı. Var ya o anı kaçırmamak lazım. Çünkü ekranlarda hiç yapılmadı. İlk yapacağız sonra hep yapılır belki. O zaman ekranlarınızın başından ayrılmıyorsunuz. Özellikle altın günlerinde, davetlerde efendim. Özlem'in tarifleri, bugünkü tarifleri yap yapsın bayağı çeşidimiz olacak bugün evet, çünkü. Evet, bugün çünkü başka bir şey yapacağız. Evet, bizden sakın ayrılmıyorsunuz efendim.